Evet arkadaşlar, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gerçekten çok büyük hizmetler vermiş iki rektörümüzü bir arada birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuzu özellikle ifade edebilirim. Çünkü hocamız Lütfü Çakmakçı, Isparta Belediye Başkan adayımız olarak Cumhuriyet Halk Partimizin Isparta'ya hizmet verecek, Isparta'yı gelişmiş modern şehir haline getireceğini düşündüğümüz nitelikli üst düzeyde ve iki dönem rektörlük yapmış. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gelişiminde katkısı inkar edilemez rektörümüz. Metin Lütfü Baydar hocamız da Lütfü hocamdan sonra bayrağı alıp rektörlük görevini sürdüren ve daha sonra da o başarılarının üzerine Aydın milletvekili olarak şu anda mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden çok değerli rektörümüz. İki rektörümüzün de hem partimiz için hizmet etmeleri, Türkiye ve Isparta için yaptıkları hizmetler açısından da düşündüğünüzde iki değerli bilim adamının katkıları inkar edilemez büyük bir gerçek. Biz buradan özellikle çıkaracağımız çok önemli bir sonuç olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi hem milletvekili olarak hem belediye başkan adayı olarak çok nitelikli adayları Isparta'nın ve Aydın'ın hizmetine sunmuş durumda. Bu çok önemlidir. Eğer Isparta halkı takdir ederse Lütfü hocamızın da ben layıkıyla bu görevi yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Ve biz de Isparta il ve ilçe örgütü olarak bu gurur ve onuru sonsuza kadar taşıyacağız. Isparta'ya çok büyük hizmetler verip kalıcı eserler bırakacağından hiç şüphemiz yok. Bu arada Metin hocamın da bizi ziyaret etme nezaketi göstermesi de bizi çok mutlandırdı. Çok mutlu olduk. Ona da hoş geldiniz diyorum. Ben sözlerimi hocalarıma bırakıyorum. Onlar konuşsun. Teşekkür ederim. Çok değerli dostlarım, sevgili Ispartalı hemşerilerim, çok değerli basın mensupları. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ama esas teşekkürüm Sayın Lütfü Çakmakçı hocama. Beni 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne profesör kadrosuna, spor hekimliği profesörlüğü kadrosuna atayan, daha sonra başhekim yapan ve ondan sonraki süreçte de rektör olmamın kapısını açan kişidir. O yüzden benim onun buradaki belediye başkanlığı seçimlerinde bütün gücümle, bütün desteğimle yanında olduğumu belirtmek ve bunu da sizlerle paylaşmak için buradayım. Esas geliş nedenim budur. Ancak buraya gelmeden önce Süleyman Demirel Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin benim dönemimde başlanan araştırma uygulama camiinin içerisinde orada bulunan arkadaşlar benim beraber bir cuma kılmamı rica ettiler. Onu da bugün ifa etmiş olduk. O arkadaşlarla buluştuktan sonra daha sonra da 2:30'da bugün burada sizlerle beraberiz. Lütfü hocam gerçekten Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yaptığı süre içerisinde herkesin kendini özgürce ifade edebileceği, herkesin kendisini geliştirebileceği bir üniversite yaratmıştı. Şimdi bundan sonraki hedefimizin de hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimizin de herkesin kendini Ispartalı olarak hissedeceği, herkesin mutlu yaşayacağı, vatandaşların yolda gezerken yüzlerinin güleceği, elleri geleceğe açık bir Isparta'yı beraber kurmaktır temel amacımız. Hocamın bu konuda çok önemli projeler üreteceğini ve Isparta'ya belediye olarak hakikaten çok ciddi katkılar sunacağını, Eskişehir gibi Sayın Büyükersen hocamın Eskişehir'de yaptığının çok daha fazlasını Isparta'da yapacağını olan inancım tamdır. Ve Ispartalı da mutlaka oy vermeye giderken bir parti ayrımı gözetmeksizin Ispartalı kendi hemşerisini, üniversitenin kuruluşunda çok önemli katkıları olan bu evladını mutlaka bağrına basacak ve belediye başkanlığına taşıyacaktır. Ben belediye başkanlığı seçimlerinde herhangi bir sürpriz beklemiyorum.
Sayın hocamın Isparta Belediye Başkanı olacağını 30 Mart'tan sonra bütün kalbimle inanıyorum ve bu konuda da Isparta'da ilişkide bulunduğum tüm arkadaşlarımla, tüm çevremdeki arkadaşlarımla her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduğumu Sayın İl Başkanımın, Sayın Hocamın beni burada ne zaman görmek istediklerinde her zaman yanlarında olacağımı, tabii ki esas olarak Aydın'da bir görevimiz var ama onun yanı sıra burada da olacağımı belirtmek istiyorum. Ben Ispartalı'ya böyle bir piyangonun vurmuş olduğunu ve bu piyangoyu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakıldığı zaman hakikaten hem vizyonuyla hem daha önce üniversite rektörü olarak ortaya koyduğu başarılarıyla Lütfü Hocam Isparta'da belediyeyi alıp çok daha ilerilere götürebilecek, belediyede çok önemli katkılar yapabilecek, Isparta'daki var olan kişilerin ufkunu açabilecek bir vizyona sahiptir. Bizim gönlümüzde hep hocamla birlikte 3-4 üniversitesi olan, 100-200 bin öğrencisi olan büyük üniversitelerin olduğu bir üniversite kenti hayali vardı. Bunu gerçekleştirmek üzere Isparta'nın varsıl bir Isparta olarak, kenarda duran bir Isparta olmanın yerine kabuklarını kıran ve çağdaş bir dünya kenti, modern bir kent olan Isparta olarak dünya ile kucaklaşmasını sağlayacak bir Isparta yaratılmak amacıyla hocamın tüm Ispartalılar tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Ben Aydın'dan inanarak buraya gelip bunu söylüyorum. Herhalde Ispartalıların da bu konuda hocam olan desteklerinin tam olacağını ifade etmek istiyorum. Biz hocaların en mutlu günü beraber çalıştırdıkları mesai arkadaşlarıyla, daha sonra önemli görevlere gelen kişilerle birlikte olmak en mutlu günlerden birini oluşturuyor. Onun için bizi Isparta'da ziyaret etme nezaketini gösteren değerli milletvekilim, aynı zamanda rektör arkadaşıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Tabii üniversiteler dinamik yapılar. Siz bir şeyi başlatıyorsunuz, daha sonraki rektörler de onun üzerine yeni binaları gerçekleştiriyorlar. Ben geldiğim zaman Batı kampüsü yoktu. Dikili ağaç yoktu orada. 2000 yılında gittiğim zaman ciddi bir şey vardı. Yapılaşma vardı. O yapılaşma Metin Lütfi Baydar'la devam etti ve belirli bir aşamaya geldi. Üçüncü boyut gelişti ki üniversiteleri gösteren üçüncü boyuttur. Yani şeyleri biter, altyapısı biter, yolları biter, binaları biter ama onu bir güzelleştirmek gerekir. O güzelleştirme Metin Lütfi Baydar zamanında gerçekten bir noktaya geldi. Onun için kendisine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bizler sadece dünyaya eser bırakmak için geliriz. Kimileri iyi çocuklar geliştirirler, kimileri üniversiteler geliştirirler ve insanlığa yardımcı olurlar. Bizim amacımız da Isparta'da, Isparta'ya bir borcumuz var, onu her zaman söylüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizi bu noktalara taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileri gitmesi için bize verdiği o imkanları bizim de geri ödeme zorunluluğumuz var. Bunun için adayız ve Isparta'yı Metin'in söylediği gibi ileri taşımak istiyoruz. Çünkü Isparta büyüyemezse kan kaybederiz ve ciddi şekilde altyapıda sorunlarımız çıkar. Onun için biz 2050'leri planlamak zorundayız. 2030'larda hedefler koymak zorundayız ve 2015'te ne yapacağımızı bilmek zorundayız. Böyle bir planlama anlayışını Isparta'ya getirmek zorundayız. Çünkü benim incelemelerime göre 1976'da yapılan bir Nazım Plan ve bu Nazım Planı sürekli desteklerle, mevzi imar planlarıyla tümörler oluşan bir yapı haline gelmiş. O zaman bunu çözmek lazım, tedaviyi doğru yapmak lazım ve yaşanır bir kent haline getirmek lazım. Bu fırsatı bana verdiği için değerli rektörüme, aynı zamanda milletvekilimize huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başka soru var? Abi şimdi sen soracaktın. Hocam,
Hem Isparta'yı yakinen tanıyorsunuz. Hem şu an abi. Dışarıdan bakıldığı zaman Isparta siyaseti nasıl gözüküyor? Ve sayın hocam Isparta için bir şans olduğunu söylediniz. Isparta bu şansı değerlendirecek mi? Nasıl? Şöyle söyleyeyim, yani belirli bir inancı taşımasam bu kadar kesin konuşmam. Yani ben Sayın Lütfü Çakmakçı hocamın burada belediyeyi kesin alacağı gözüyle bakıyorum. Neden kesin olarak bakıyorum? Çünkü Sayın Lütfü Çakmakçı hocam, şöyle bir bakıyorum, adayları değerlendiriyorum. Eğer Ispartalı olmak sayıkıyla karar verecek ise, o sayık çerçevesinde bugün burada yaptıklarıyla zaten ortada olacak. Yani Süleyman Demirel Üniversitesi gibi bir üniversiteyi kuruluş aşamasında sayın kurucu rektörümüz Hasan Gürbüz'ün elin bir trafik kazasında kaybedilmesinin arkasından üniversiteyi almış ve 8 sene özellikle kadro kurumuyla birlikte çok önemli yerlere getirmiş bir başarısı var. Yani bir başarı öyküsü var. Bu başarı öyküsünü Isparta'nın doğru değerlendireceğini, kendi evladını bağrına basacağını ve kendisinin geleceğini bu anlamda doğru yönlendirilmesine sağlayacağına olan inancım tam. Isparta'lıya güveniyorum. Yani belirli bir siyasi tahmin yaparken benim en önemli temel kozum oradaki yerliye güvenmektir. Aydın'a gittiğimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar Aydın'da almış olduğu oy 140 bindi. Biz seçime girdik. 241 bin oy aldık. Yani 100-101 bin civarında bir oy aldık. Aydın'da yani kendi hemşerime güvendim. Sayın hocamın da hemşerisine, Ispartalılarına güvendiğine inanıyorum. Ispartalı'ya da inanıyorum ve güveniyorum. Doğrusunu yapacaktır diye. Çünkü projesiyle katkı koyması açısından, Isparta'nın vizyonu açısından, Isparta'nın var olan kabuğunun kırılması açısından, esnafın daha müreffeh olabilmesi için, yani bakkalından tutun da büfecisinin, ayakkabıcısının, herkesin, berberine kadar herkesin eğer kendisini daha müreffeh bir Isparta'da görmek istiyor ise Lütfü Hoca'yı seçeceğine inanıyorum. Eğer Isparta'yı bir sadece Isparta il merkezi değil de ilçeleriyle beraber ki önümüzdeki dönemde bu da olacaktır. Isparta bir bütün şehir çerçevesinde belki bir 5 yıl sonra değerlendirilecektir. Bunu en iyi örgütleyebilecek, en iyi yapabilecek, bu organizasyonu en iyi kurabilecek olan, vizyona sahip olan kişinin de Lütfü Hoca olduğuna inanıyorum.